Evet değerli dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz kanalımıza, yanımıza, ailemize, yuvamıza hoş geldiniz. Vallahi ben oyundan geldim. Bugün tost yapacağım bunlara. Çörek de çok inceymiş ya, bunu ikiye mi atlasam? Yani öyle yap, kesin ben de yedim öyle. Çörekten tost yapıyorum değerli dostlar. Şöyle, nasıl oldu? Ayaz'ın tam da çöreğini keserken. Ver anneciğim, ben keseyim bir. Sen kesemezsin anneciğim. Ver. Bastır. Tamam. Böyle mi? Şöyle. Pizza gibi. Evet. Ayaz da her şeye hevesleniyor ama bıçağa çok heveslenme anneciğim. Bıçak tehlikeli bir şey, tamam mı? Bırak bakalım sen. Tamam. Oldu mu? Anne. Soğuyacak. Tamam yeter, soğuyacak. Kesemedim ben ya. Bak. Aç. Böyleyim ben. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi evet. Arkadaşlar. Çok güzel olur değil mi Ayaz? Hepinize sevgiler, selamlar bu arada canlarım. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Hasan kardeşim de gelecek. Yavaş yavaş kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle hurma da koydum. Biz pek severiz tatlıyı biliyorsunuz. Hasan kardeşim de aynı biz. Emin Ayaz'da. Yapacağım bir şey yok. He, onu da öyle. Bir şey olmaz. Onda da pide var herhalde değil mi? Onda da mükemmel değil mi? İyi olmuş mu? Babanın ellerine sağlık anneciğim. Gördüğünüz üzere elma turta yapmaya çalışıyorum. Şöyle elmalarımı azıcık kavurdum, rendeledim. Şeker ekliyorum. Cevizimi ekliyorum. Şöyle birazcık da tarçın ekliyorum. Tarçın güzel olur. Bunları bir şöyle karıştırayım. Sonra hamurunu yoğuracağım. Teyzeme misafir gelecek. Bunu da ben ikramlık olarak götürmek istedim canlar. Bakalım inşallah güzel olursa yine sizlerle de paylaşırım tarifini. Bol cevizli çok güzel oluyor tarçınlı. Şimdi telefonu kapatayım, hamurunu da hazırlayayım. Sonra şekil verirken sizlerle görüşelim. Fırını kapat. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. Turta için bir tane yumurta kırdım. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Bir tane vanilin ekledim. 3 bardak un ekledim. 150 gram tereyağı ekledim. Yarım çay bardağı sıvıya ekledim. Kendi kafama göre bir şeyler yaptım. 2 kaşık nişasta ekledim. Ondan sonra yoğurmaya başladım anneciğim. Böyle. Hamurumuz tamam. Şimdi şurada açacağım. Evet güzellerim, gördüğünüz gibi açtım. Hamuru. Evet güzellerim, gördüğünüz gibi açtım hamurun içine. Şimdi şöyle yüzük alanları daha kolay olacak. Tripodu takmadım. Acelem var. Daha pazara gidip salçalık alacağım. O yüzden azıcık da sizlere böyle çekeyim dedim. Turtayı nasıl yaptığımı. Bunları böyle kenarından alırsak kapatması daha kolay olacak. Hamurumuzun kıyırlığı nasıl olacak bakalım. Evet gördüğünüz gibi hepsini şöyle biraz ekleyeceğim. Nail de beni de çok severiz. Ama epeydir yapmıyordum. Bugün aklıma bu geldi. Elma da vardı. Tepsini de hazırladım. Tek elimle yapmaya çalışacağım. Şöyle. Güzellerim. Bunun iki ucunu birleştireceğiz şimdi ama tek elle zor olacak şöyle. Ben en iyisi kapatayım, ondan sonra şekil vereyim. Evet güzellerim, alelacele şöyle şekli verdim kurabiyemize. Sen ne yapıyorsun Nail usta? Hastayım hasta. Niye? Karnım ağrıyor çok. Yağmur başladı canlar, çok güzel yağmur yağıyor. Değerli dostlar, karnım çok ağrıyor. Allah Allah. Yok. Elmaları görüyorsunuz, teyzemin oradan getirdim. Elma bu. Hamurum da ben biraz acele ettim, inşallah güzel olur. İnanılmaz güzel yağmur yağıyor. Değil mi? Otlar çıksın, koyunlar aç kalıyor. Çok şükür Rabbime, binlerce şükürler olsun. Hey maşallah, sonunda beklenin. Rahmet yağdı. Soğanlar ıslanıyor Nail.
şey olmaz diyor. Gerçekten çok güzel yağıyor şu an. Çamaşırlarımı şöyle serdim ama değmiyor. Evet. Çiçeklerim de sulanıyor yağmurun suyuyla orada. Bulaşıklarımı da şöyle yıkadım. Oraya devirdim ıssızsın diye. Maşallah maşallah. Çok ihtiyacımız vardı. Koyunlarımız için, bahçeler için. Artık bahçelerde pek bir şey kalmadı da. Yine de çok şükür. Damlasına binlerce şükürler olsun. Hadi gel Ayaz. Kim aldı onu sana? Ahmet Nistel. Niye aldı Ayaz? Seni seviyor Ahmet Nistel. Kulağını sıkıştırdı. Dün Ahmet'in sitesi buna şaka yapacakmış değerli dostlar. Gel bakalım hele. Kulağını şuraya kısıştırmış. Pek bir şey olmamış. Güzellerim, kurabiyelerim oldu. Çok güzel. Olmuş mu annesi? Hemen şöyle servis tabağına alayım ben bunları. Nasıl olmuş Ayaz? Çok güzel. Afiyet olsun. Sen de başla tatlı. Ne oluyor? Acı soğusun. Ayaz dayanamadı. Sıcakken yiyor. Ama ben istiyorum birazcık soğusun. Bunların üstüne bir tane kağıt sereyim. Bu şekilde götüreyim. Ayaz olmuş diyorsa olmuştur değil mi anneciğim? Evet. Bunları canlar. Neyse. Olsun bakayım. Devrildiler. Aynen devrildiler. Şimdi şöyle daha devam ettireceğim ama şuraya onlar devrildi. Pudra şekerleri birazcık gitti. O yüzden azıcık pudra şeker serpmek. Evet canlarım. Teyzemle sarma sarmıştık. Şöyle pişiriyoruz misafirlerimize. Sonra çorbamız. Teyzem çorbasını da yapmış. Şöyle turtamızı da getirdik. Ondan sonra ebem de oturuyor. Oturuyor bir şey yok. Kaşık için çalışıyor. İyi misin ebem? İyiyim ya. Maşallah. Allah daha iyi etsin. Sabahın ana beni korkuttu. Korkutma şeyi ağladım diye. Biberlerinden tutunca bir sıçradım korktum. Allah'ım. Siz diyor sonra sesin yok. Aynen yattığın bıçakar mısın diyor. Niye korkuttunuz beni dedim mi? O da dedi ben de korktum bir daha da ağladım. Allah'ım içi bir hoş olmuştur o an. Senin nefessiz gibi görünce. Öyle benim. Canım ebem benim. Ebem iyi çok şükür. Şöyle Allah'ım daha iyi yesin. Yeşillik yolmuş gelmiş. Teyzeciğim şöyle iç hazırladık. Birazcık da pide yaptıracağız. Ondan sonra teyzem şöyle yurt dışına götürmek için patlıcan biber közleyip şişelere doldurmuş değerli dostlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi ben şunları yıkayacağım. Teyzem üzerini giyinmeye gitti. Allah'ım fırındakini unuttum. Onu da göstereyim. Şöyle. Teyzem çok marifetlidir. Güzel güzel yemekler yapıyor misafirlerine. Değil mi ebim? Niye gülüyor? Gelecek tanışacaksınız. Evet çok iyiler. O zaman sofrayı hazırlarken belki çekerim canlar. Nasıl çekiyorsun arkadaşlar? Evet canlar misafirlerimiz geldi. Soframızı şöyle hazırladık. Biraz acele gibi oldu. Her birimizin bir eli değdi ama lezzetli olacağını düşünüyorum. Kızlarımız da var şöyle. Merhaba. Kübra'm ve Hümeyra. Cansun biz hazırladık. Teyzem de bize yardım etti hazırlarken. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. Kübra'm, Hümeyra. Vallahi ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Afiyet şeker olsun. Hep beraber yiyelim inşallah. Kübra'mın annesi. Babası dışarıda. Erkekler dışarıda yiyor değerli dostlar. Annem ve ebem de buraya oturdular yere. Keyifler yerinde. Sohbet, muhabbet iyi gidiyor. Canım benim. Niye utanıyorsun? Kübra'yla Hümeyra'yı hep karıştırıyorum. Evet. Kübra'mın Instagram sayfası varmış değerli dostlar. Çok güzel paylaşımları var. Tarif paylaşıyorum. Instagram'da listeli çekiyorum. Benim listeli geldikten sonra ben de YouTube kanalı açmak istiyorum. İnşallah. Ama şu anda daha düşünmüyorum. Sayfamın adı da Küboş'un Bloğu. İki tane B'yle. Takip ederseniz sevinirim. Aynen. Çok güzel paylaşımlar var. Biz biraz daha... Küboş'un Bloğu. Küboş'un BB Bloğu. Evet. Evet. Sen de blog mu diyorlar?
Ben direkt öyle koydum adını. Boşum diye oldu diye koydum. Neden maske takıyorsun? Ay şu anda utandı kamera. Değerli takipçilerim, sizden rica ediyorum lütfen Kübra'ma destek olun. Ben de Nevşehirliyim bu arada. Evet. Nevşehirimize öz yöresel tarifleri paylaşıyorum işte. Sayfamı takip edersiniz. Nevşehir'de de çok izleyicimiz var. Var evet. İnşallah destek olunlar da sana. Çok güzel yüreği var. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah büyük yollar kat eder. İleriler gider diye düşünüyorum. İnşallah. Ve dua ediyorum Kübra'm sana. Teşekkür ederim. O zaman bize afiyet olsun. Yemeklerimizi soğutmayalım. Evet, acıktık. Evet, değerli dostlar. Biz tekrardan karşınızdayız. Evet. Yedik içtik. Şu an dağınık bir haldeyiz. Toparlayacağız değil mi Cansu? Evet. Yedik içtik. Allah arttırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın derdik biz eskiden. Her birimiz bir tarafa kaçardık. Küçükken. Şöyle kaçan olmadı. Hep niye? Şimdi aynen. Hep beraberiz yine. Evet. Değerli dostlar, karpuz kesmeyi unutmuşuz. Daha karpuz keseceğiz değil mi Kübra? Sen çeken mi ben yapayım? Yardım edeyim. Şuralar çok değerli. Ben yardım edemeyeceğim. Bana bez biliyor musunuz kızlar? Buraya bir silim. Şu işte. Alışık olmadığım kareler. Kübra'm biraz çekiniyor. Instagram'da kendin görüntü var mı? Var aslında. Resimleri paylaşıyorum da öyle video falan çok fazla paylaşmıyorum. Bakalım inşallah sizden belki bir ilham gelir. Eyvallah. Biz tavsiye ediyoruz. Akşama gidince bu akşam değil de bir sonraki akşam şey yaparsın. İzlersin kendini. Ya şimdi gel, bakayım acaba. Buraya dağıtayım da. Hep 15 değil, elimizde temizlik yapıyor arkadaşlar. Ben yapayım. Sen de makineyi yedin. Sen kapalı, ben çok güzel sıkıştırırım. Kapının arkasına. Bu kapının arkasına, oradan aldım ben. Hayvanlar da bol bol yiyecek çıkacak. Cansu, götürür müydünüz yemekleri? Yok kız abla. Bizimkiler de hep kalıyor şey ya. Yani, o tarafa giden yok ya. Buradaki hayvanlara verelim. Aynen. Evet, tamam. Evet, futboldan hemen toparlayacağız. Kübra'mla Hümeyra'm hiç şey yapmıyorlar. Hemen kalıp katlıyorlar maşallah. Şeyini tutamadılarmış. Şimdi birimiz... Dur ben sıfır ayağımda seninle buraları temizle, tamam mı? Dur bekle. Bir yandan da çay demliyoruz. İki tane çay demliyoruz. Şey yapıyoruz. Heydem çaydanlıklar da kınalı kınalıymış. Bu kaynasın. Onu söyleyeyim. Tamam, hemen çalıştırıp yapabilirim. Bir de kuvvet var. Yine koyacağım. Size geçmiş olsun diyor. Artık yani. Adresini görüyorsunuz. Ne kurabiyesi balım? Bu kaynana boğdu kurabiyesi. Bu da meyveli meyve soslu cheesecake yaptı. Sosunu falan kendin mi yaptın? Evet, kendim çok yaptım. Çok güzel gözüküyor. İşte yazın çilekleri dondurup dolaba atıyoruz. Hem kış hem de yazın çilek vermediği zaman bu şekilde benim kullanıyoruz. Sunum yapacağız şimdi canlar. Evet, şöyle dilelim. Canlar Hümeyra'mın Kübra'nın ablasına destek veriyormuş. Evet. Kübra'nın kuzusu bu. İsim neydi Kübra? Mustafa Aras. Mustafa Aras'ımızı görüyorsunuz. 3 tane yavrusu var.
kendi ayakları üzerinde mücadele veriyor. Desteklerinizi esirgemeyin. Kıbrıs'ta. Çok güzel olmuş. Ben cheesecake'i çok severim canım. Afiyet olsun. Ahmet amcam geçen yediğinde çok beğenmiş. Dondurma, buzlu oluyor değil mi? O hani buzluğa doluyor herhalde ilk yapılınca. Şöyle söyleyeyim, ben pişirerek yapıyorum. Çoğu kişi de pişirmeyerek de yapıyor ama ben pişirerek yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Pişirerek daha lezzetli oluyor. İşte krema, labne, yumurta, işte biraz unla fırında pişiriyorum. Daha sonrasında işte dolaba en son atıyorum soğuma aşamasında. Böyle daha lezzetli oluyor. Senin ağzını aynı pastanedekiler gibi oluyor. Vallahi ellerinize sağlık. Ben cheesecake'i çok severim. Şimdi tadına bakacağız. Afiyet olsun. Biz de bugün jürilerdeyiz. Hep bizim kastası var ya. Aynen öyle. Kıbrağımın aynen. Açayım eleştirili her daim. Canım zaten beni. Paylaştığım bütün tariflerimde de yorumları açık bırakıyorum ki insanlar yorum yapabilsin. Denediği zaman en azından benim kusurumu da hani söyleyebilsin. Bu şekilde yani. Her türlü her şeyi açıyorum. Canım oğlum. Nerede? Karıştırdı. Tamam. Ay. Anne, benim şey burada. Evet. Ya sen niye kendini es geçiyorsun şimdi burada? Valla seninki kadar olmasa da valla. Elmalı kurabiye ve ben de elmalı kurabiyeyi çok seviyorum. İçi de bol cevizli herhalde, belli zaten evet. Gözüküyor. Evet. Teyzeciğim bunları Hollanda'dan getirmiş. Size kısmet oldu. Hadi bakalım. Hep hadi sunumları yapıyoruz. Yiyelim şöyle. Afiyet olsun. Evet. Tamam anneciğim. Bak cheesecake yapmış sana Kübra abla. Evet değerli dostlar, teyzemin misafirlerini ağırladık. Çayımızı içtik. Evimize geldik çünkü işimiz vardı. Aynen. Nail gitti, oyunlara bir saman verdi. Bu arada selam vermedi Nail. Evet değerli dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Gördüğünüz gibi şimdi sıra kendi salçamıza geldi. Tripattayız. Tripattayız. Şansınız bitiyor, bitiyor. Ama tripotumuz da Ayaz. Bir de sen selam verenle. Nasıl biliyorum ki elimde var. Selamünaleyküm değerli dostlar diyeceğim. Yok. Sadece çürüğünü çarını arıyoruz. Evet, evet. Bir şey diyecek. Çarını yes. Ama biberlerin bu şeylerini, bunları ne diyorlar? Tohumu. Tohumlarını fazla ayıklamıyoruz. Çünkü öyle çekiyorlarmış. Makine değişik bir makineymiş. Evet. Çok da bilmiyoruz. Çok uğraşmayın dediler hani biberini ayıklamak için. Acaba biberini kendisi mi ayırıyor? Yoksa çekiyor mu ki? Çok uğraşmayın dediler ama biz yine de dayanamıyoruz. Azıcık ayıklıyoruz hani çok biberli falan olmasın diye. Eğer biberini de çekiyorsa hani. Çok tohumlu olmasın diye. İşte bu biberin tohumu aynı. Diyorum ben. Böyle kıpkırmızı olsun. Belki çekerse hani rengini açar falan diye düşünüyorum herhalde. Çekirdeklere faydalıymış. Yetecek kadar şöyle çekirdekte kalıyor şu tarafta da. Ama çekirdek ne? Şunlar çekirdeği anne. Biberin çekirdeği. Yani acı mı? Çok güzel bir gün geçirdik bu arada. En son İzmir'de yapmıştık salçamızı. Yine Nail'le temizlemiştik. Ben Nusret ablanın makinesini getirip çekmiştik. Daha önceki vloglarımızda o şekildeydi. Hala o salçamı tüketiyorum. Çok güzel olmuşmuş. Şimdi bu sene yetmez diye düşündüm. İki torba daha aldık. İki çuval. Nail'le annem gitmişler. Pazardan almışlar gelmişler. Gülağacın pazarından. Ben de o arada teyzeme yardım ediyordum. Allah'ım iş kaygısı versin. O evet değerli dostlar. Biz aslında gidip çektirecektik akşamdan falan da. Ama kararımızı değiştirdik. Şurada sabaha kadar güzelce süssün. Ondan sonra sabah gündüz gözüyle gider çektirecek dedik. O yüzden şöyle altına bir saman serdim. Üzerine de sofra bezini serdim. Bu şekilde sızması için, süzmesi için atıyorum bakalım. Yani salçamızı erteledik. Anne, kurban saatini nereden aldın? Ha, kurban olsam, Elmas teyzem verdi. Ne zaman? Şimdi bugün verdi. Ben de önümden aldım. Güzel değil mi? Ayazımın hemen nasıl dikkatini çekiyor. Bir tane Elmas teyzeme, bir tane de bana verdi anne. Elmas teyzeme, elmas alın. Elmas teyzene verdi, elmas alın. Ben teyze diyorum artık, sen de teyze de. İkisine de teyze de.
Ben hala biberleri de gitsin diye şöyle duruyorum. Altında su kalmıştı. Belki diyerekten böyle elimle attım, hepsini devirmedim. Diğerinin altında ama pek de su kalmamış. Şuraya da bir sofra bez daha serip. Baba. Baban ne yapıyor? Babam da burada. Bir arkasındayım. Baba ayıtlamaya devam ediyor. Baba arkam ayıtlamaya devam ediyor. Nail'in sancısı olmasına rağmen duruyor valla. Midesine kramp giriyor. Bir toz soda içti. Bazen geçiriyor midesinin ağrısını. Nail'e sarımsaklı şeyler hiç gelmiyor. Evet, gelmiyor. Ben köfte yapmıştım. İçine iki tane küçük doğradım. Nail ondan diyor ama belki üşütmüş de olabilir. Hayır. Ne yapacağız? Kesinlikle sarımsaklı. Vallahi bilirim ben. Onda da ailete iki tane küçük kişi yoktu. Vallahi. Nail bir şey inandırmak çok zordur diğer dostlar. Sanki ben yalan söylüyorum. Şu an onu ima ediyor. O mesela İzmir'den beri diyorum ki köfteye sarımsak koyma. Efendim anneciğim. Ne anneciğim? O ne? Bu arada ayazım da ayıtladı salça. Onun da yeri değdi. Bu salçanın çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Ne oldu ayazım? Tamam, abin arıyor. Sen nereye çekiyorsun amma hiç? Güzel çekmiyor ki sen. Hah. Hemen abin alayım gidelim. Abin gelmiş demek. Evet değerli dostlar. Şimdi gidiyoruz salçamızı çektirmeye. Demiş köyüne gidiyoruz. Evet. Orada daha ince çekiyor diye koyduk. Bir de bizimki çekirdekli de olduğu için hafif. Çekirdeklerin vitaminini de alalım. Her zamanki gibi paşamız da yanımızda. Nasılsın annem? Ayaz iyi misin? Burada mısın? Evet sevgili dostlar. Biz salçaları böyle çektirdik. Bakın neredeyiz? Elmas bacımın evindeyiz. Hatice teyzem de gelmiş, oturuyor ama elması o da bulamamış, biz de bulamadık. Bir arayın bakalım neredeymiş. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi alemle boşalttık leğenleri. Şunun üçü domates, onun ikisi biber. Birazcık şey yapsın, sineye falan dökeceğim. Birazcık böyle bir tuzunu falan alsın. Şimdi tuz ekliyorum bunlara şöyle. Bakıp yine tekrar tuz ekleriz. Şimdi böyle bir yapayım. Ekşimesin. Selamun aleyküm abi, öğrenci olurum. Ben evde yatıyorum valla. Saatim gelmeden koyuna giderim, o kadar. Evet değerli dostlarım, videomun kapanışındayım. Bugün çok yoğunduk yine. Ama kışlık hazırlıklarımız, soğanımız, bir çuval ve bir de bu oldu. Bayağı oldu değil mi Nail? Aynen. Ne yaparsın Medine fukarası, Gülpınar 68'in deyimiyle diyeyim. Valla fasulye diyor. Bunu geçen davar gidiyorken öyle boş durmada toplamıştım ama bayağı çıktı. Maşallah, bakayım. Şimdi savuracağım bunu. Savuracağım daha. Bir bakalım Nail. Ne yaptın bugün sen? Valla çalışıyorum ben. Saman bastık geldik canlar. Evet, dostlar valla üstüm başım leş gibi, kusura bakmayın. Ama hani diyorsunuz en doğalından diye, gerçekten en doğalından. Ellere bak ellere. En doğalından, yapacak bir şey yok, toz oldu. Ne yapayım, bizim de hayatımız bu. Ama salçalarıma gelmesin. Değil mi? Niye, ben manyak mıyım sen salçana getirdin? Şu yanına falan git hani savıttırırken. Bunu ne yapacaksın? Bunu? Çöp. Ben gideyim şimdi şunları toplayayım şöyle Nail. Ellerim benim de aslında Nail gibi. Bunlar beraber seçtik. Samanı 40 çuval bastık. Hedefimiz 100'de ama maalesef. Fasulye kapçıklarının üstünü örttük. Bayağı bir büyük şey almış Nail. 10'a 10 metre değil mi? 100 metre kare. 10'a 10. 100 metre kareymiş. O yüzden biz durmuyoruz. Yola devam canlar. Karı koca koşuşturuyoruz. Hiçbir birimizden de ayrılmadan. Yapışık gibi.
Şöyle salçalarımı da göstermek istiyorum. Üstünü örttüm. Bayağı çekti. Şöyle. Üzerinde şöyle ince bir perde örttüm temiz. Hiç kullanılmamış. Ondan sonra öyle canlar. O zaman Nail kapanışı yapsın. Evet değerli dostlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Like atmayı unutmayın bu, canlarım. Bu kanalına bir like atmayı unutmayın değerli dostlar. Mutlu olayım hadi. Hadi bir like atın. Saygılar sevgiler hepinize değerli dostlar. Allah'a emanet olun.